Selamlar dostlar, merhaba YouTube. Yine işinize yarayacağını düşündüğüm bir videoyla da tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konu iCareFone Transfer isimli bir uygulama arkadaşlar. Bu uygulama sayesinde WhatsApp'tan yedeklerimizi alabileceğiz. Bu aldığımız yedekleri tekrardan telefona kurabileceğiz. Android'den iPhone'a, iPhone'dan Android'e veya direkt olarak WhatsApp yedeklerimizi bilgisayara kaydedebileceğimiz bir uygulama. Şimdi çok fazla uzatmadan hızlıca birazcık size uygulamadan bahsetmek istiyorum. Öncelikle uygulamanın indirme linklerini açıklamalar kısmına sabitliyorum. Gidip oradan hemen bu siteye girebilirsiniz ve indirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İlk önce size birazcık bahsetmek istiyorum. Bakın burada WhatsApp'ı yeni iPhone'a 15'e yani demek istemiş. Tek tıkla aktarabilirsiniz diyor. Ancak iPhone 15'i değil iPhone 16'ya da bu aktarmaları yapabiliyorsunuz. Bütün iOS sürümlerinde ve bütün Android sürümlerinde geçerli olmak üzere bütün her şeyde çalışabiliyor. Tabii ki telefonunuzun WhatsApp destekliyor olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen buradan ücretsiz indirin kısmına tıklıyoruz ve uygulamamızı indiriyoruz. Uygulamamızı indirdikten sonra hemen şöyle açıyoruz uygulamamızı. Kurulum adımlarına geliyor. Kurulum adımlarındaki güzel olan yanı tamamen Türkçe olması. Buradaki yükleme ayarı yazan kısmı eğer ki sizde İngilizce ise buradan dili tekrardan Türkçe yapıp öyle kurulum yapabiliyorsunuz. Buradan yükle diyorsunuz, ileri ileri diyorsunuz ve kurulumu tamamlıyorsunuz. Ben daha önce kurulum yaptığım için şimdi uygulamayı başlatıyorum ve işlemlere oradan devam ediyorum. Evet, uygulamamız şu anda açıldı. Bakın burada hangi uygulamalardan aktarma yapabileceğini gösteriyor. Biz bugün WhatsApp'ı kullanacağımız için WhatsApp'ı seçiyoruz. Seçtikten sonra hemen ekranımız bizleri bu şekilde karşılıyor. İlk önce birazcık uygulamanın size tam olarak neler yapabildiğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle WhatsApp'ı bir telefondan diğer telefona aktarmakta çok başarılı. Hemen hızlıca bunları yapabiliyor. Bunun için aktaracağımız cihazı ilk önce bağlıyoruz. Sonra aktarılacak cihazı bağlıyoruz ve buradan aktar dediğimizde başka hiçbir şey basmadan bütün aktarma işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Tabii bizi yönlendiriyor. Telefondan da birkaç tuşa basmamız gerekiyor. Onları yaptıktan sonra bu cihazdan diğer cihaza bütün aktarmaları başarılı bir şekilde yapıyor. Bununla ilgili de videom var hatta kanalda. Ama bugün yapacağımız işlem bu değil. Burada diğer bir özelliği, burada yedek özelliği var arkadaşlar. İsterseniz burada telefonunuzu bağlayarak yedeğinizi alabilirsiniz. Veya Google Drive'da bir yedeğiniz varsa buradaki yedeği buraya aktarabilirsiniz. Veya Google Drive'daki yedeğinizi telefonunuza kurabilirsiniz. Ve hatta oradaki yedeğinizi bu uygulama sayesinde görüntüleyebilirsiniz. Aynı şeyler iCloud için de geçerli. Hepsini şimdi sizlere göstereceğim bu adımları. Son olarak da görüntüleme ve onarma kısmı var. Burada da daha önce aldığınız yedekleri görüntüleyebiliyorsunuz. Veya ki bir onarım yapmanız gerekiyorsa, herhangi bir sorun varsa yedeğinizde buradan onar diyerek iOS'a veya Android'e de yükleyebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Yani bu demek oluyor ki bu uygulama sayesinde WhatsApp yedeğinizi direkt olarak bilgisayara da yedek olarak alabiliyorsunuz. Şimdi elimde bulunan Android cihazdaki WhatsApp verilerini buradan görüntülemeye çalışacağız. Tabii bunu yaparken cihazı bilgisayara bağlamadan yapmak istiyorum. Yani şunu demek istiyorum sizlere. Burada direkt olarak Google hesabımıza giriş yaparak WhatsApp verilerini bu uygulama sayesinde çekebiliyoruz. Şimdi öncelikle Google Drive'dan şimdi yedekle diyorum. Burada buna tıkladığımız zaman bizden bulut giriş yapmamızı istiyor. Daha doğrusu Google hesabımıza bir giriş yapmamızı istiyor. Hemen burada yedeği aldığımız Google hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş işlemleri sırasında bizden iki adımlı doğrulama istiyor. Hemen bu işlemleri de yapıyoruz. Ve en son olarak da buradan kabul ediyorum'a tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra 1 ya da 2 dakika içerisinde bu ekranı geçiyor. Ama 1 ya da 2 dakika kadar bekletiyor. Bakın zaten şu anda geçti. Şimdi bize hangi telefon numarasıyla bu hesaba yedekleme ne zaman yaptığımızı falan gösteriyor. Mesela ben 10. ayın 23'ünde bir yedekleme almışım, yani az önce aldım. Çok az, 2 tane konuşma kaydetmiştim. Onun yedeklemesi. Buradan şimdi devam et diyorum ve yedekleme verilerini indirmeye başlıyor. Verilerinizin boyutuna göre bu indirme işlemleri daha uzun sürebilir, daha kısa sürebilir. Ancak şunu da bilmeniz gerekiyor ki bu yedeklemeleri indirdikten sonra bilgisayarınıza kaydederken bu mesajı açmalarınızı istediğiniz gibi seçerek de kaydedebiliyorsunuz. Resimleri, videoları dahil edip veya dahil etmeyerek de kayıt yapabiliyorsunuz. Şimdi burada telefon numaramızı bizden istiyor. Yani bu telefondaki kurulu olan telefon numaramızı tuşlayacağız. Daha sonrasında doğrulama diyoruz. Hemen ardından telefonumuza bir doğrulama mesajı geliyor. Doğrulama işlemlerini yapıyoruz ve buraya girdikten sonrasında da işlemlere devam ediyor. Ancak ben daha öncesinde bu doğrulama işlemini yaptığım için ve bu bilgisayara güven işlemini yaptığım için şu anda bu adımı hızlıca geçmiş oldu. Şimdi burada yedeklemeyi görüntüleyin diyor ya da yedeklemeyi geri yükleyin diyor. Şu an hemen yedeğimizi aldı yani kısacası. Şimdi burada biz yedeklemeyi görüntüle diyoruz. Bunun sebebi de ben size burada mesajları göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada yapılacaklar diye bir grup oluşturmuşum ve bu grupta herhangi bir mesajım yok. Sadece grup oluşturdum ve ekledim. Bu alt tarafta da bazı mesajlaşmalarım görünüyor. Bakın gördüğünüz gibi. Herhangi bir şey yok. Sadece deneme amaçlı bazı mesajlar attım. Bu mesajları isterseniz bilgisayara aktarabiliyorsunuz.
İsterseniz bunu sohbet bazında buraya tıklayarak bilgisayara aktarabiliriz veya tek tek mesajları seçerek, bakın şuradaki sohbetteki tiki kaldırdım. Örnek veriyorum, şu mesajı kopyalasın, şu cevapları kopyalasın, böyle böyle bunları kopyalasın ve bilgisayara aktar diyoruz. Bunu bilgisayara aktar dediğimizde mesela bakın burada hemen masaüstümü seçmek istiyorum. Tamam diyorum ve bilgisayara aktarma işlemleri tamamlandı. Bakın şimdi mesajlar kısmına geliyorum. Hemen bu açılan kısımdan indeks yazısına tıklıyorum ve gördüğünüz gibi burada mesajlar hemen karşıma geliyor. Dediğim gibi hangi mesajları yedeklemek istiyorsanız onları yedekliyor ve buradan istediğiniz gibi mesajları kontrol edebiliyorsunuz. Diğer bir özellik ise bu mesajlaşmaları, yani Google Drive'daki bir mesajı direkt olarak iPhone'a aktarabiliyoruz. Mesela burada diyelim ki, şimdi şu iki mesajı da seçtik. Yani bütün mesajlarımızı seçtik. iOS'a yükle diyoruz. Buradan evet diyoruz ve seçili cihazı seçin diyor. Yani bu cihaza bir tane şimdi kablo takacağız. Kabloyu taktıktan sonra yedeklememizi bu telefonumuza kurmuş olacağız. Hemen buradan telefonumuzu görmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi telefonumuzu gördü. Şimdi geri yükle diyorum ve telefonun ekran kodunu girmemi istedi. Telefonun ekran kodunu girdim, devam et dedim ve geri yüklenecek verileri seçin diyor. Ben her şeyi aktarmasını istiyorum. Yine devam et diyorum. Buradan girişe basıyorum ve bizi telefondan yapmamız gereken birkaç özelliğe yönlendiriyor. Hemen ayarlara giriyorum bunun için. Ayarlardan iCloud kısmına gelip Find My iPhone, yani iPhone'umu bulu kapatmamı istiyor. Bu özelliği kapatıyorum hemen. iPhone'umu bulu kapattım. Tekrar deneyin diyorum ve veriler başarılı bir şekilde karşı cihazı yüklendi dedi. Şimdi hemen telefonumu şöyle kapattı. Tekrardan açılacak biraz sonra. Açıldıktan sonra da bu verileri, WhatsApp mesajlaşmalarını sizlere göstereceğim. Hemen açıyorum şimdi tuş kildimi ve WhatsApp'a girdiğim zaman gördüğünüz gibi az önce gördüğünüz mesajlaşmalar aynı şekilde burada karşımıza çıkıyor. Tabi burada kendi adım çıktı. Orada numaram yazıyordu. Bunun da sebebi telefonda zaten kayıtlı olmam. Hemen burada kayıtlı olduğum için gördüğünüz gibi bu şekilde mesajları çıkarttı. Aynı şekilde bu işlemleri iCloud'dan da yapabiliyoruz. Şimdi hızlıca onu da göstermek istiyorum. Şimdi iCloud kısmına geldikten sonra şimdi yedekte kısmına bir kere tıklıyoruz. Burada iCloud adresimize giriş yapmamızı istiyor. Ben hemen hızlıca giriş yapıyorum. Giriş yap diyorum. Daha sonrasında iCloud verilerini indirmeye başlıyor. Bakın burada yine aynı şekilde telefonumuza bir bildirim geliyor ve bu bildirimdeki kodu buraya yazarak bu işlemlere geçiyoruz. Ama ben daha öncesinde bu yedeklemeleri denediğim için, size bunları göstermeden önce denediğim için şu anda bu kodları benden istemiyor. Yani iki adımlı doğrulamayı benden istemiyor. Burada telefon numaramız yine görülüyor ve ne zaman yedek aldığımız görülüyor. Devam et diyoruz. Hemen buraya tekrardan telefon numaramızı tuşluyoruz. Doğrulama diyoruz. Ve burada yeni iki adımlı bir doğrulamayla devam etmesi gerekiyorken ben de hızlıca devam ediyor. Yedeklemeyi açma işlemlerine geliyor. %100'e geliyor. Ve burada da görüntüleme ve geri yükleme için bir yedek oluşturmaya başlıyor. Aynı şekilde buradaki işlemler de aynı şekilde devam ediyor. Ancak iCloud'dan yedeği alırken birazcık daha geç sürüyor. Yani Android'den aldığımız gibi, yani Google Drive'dan aldığımız gibi hızlı bir şekilde bu işlemleri yapmıyor. Biraz daha geciktirerek yapıyor. Yaklaşık olarak bu yedekleme 40-45 dakikada anca bilgisayarda görüntülenebiliyor. O yüzden vakit kaybetmemek için, zaten aynı şekilde görünce için devamını sizlere göstermeyeceğim. Videonun başında da söylediğim gibi hem Android cihazlarla hem de iPhone'larla tamamen uyumlu bir şekilde çalışıyor bu program. Android 2'den günümüze kadar olan tüm sürümlerinde çalışabiliyor. Tüm marka model telefonlarda çalışabiliyor. Yine iPhone'ların da bütün marka modellerinde çalışabiliyor. Bu uygulama sayesinde yedeğimizi alabiliyoruz ve bu yedekleri yine aynı şekilde telefonlarımıza yükleyebiliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Eğer ki örnek veriyorum iPhone 4'ümüz var, WhatsApp artık desteklemiyor. Eğer ki telefon WhatsApp'ı desteklemiyorsa maalesef ki buradaki yedeği kuramazsınız. Ama iCloud'a aldığınız yedeği buradan görüntülemeyi başarabilirsiniz. Evet, bu videoluk da bu kadar olsun. İndirme bağlantılarını açıklamalar kısmına ekledim. Bu uygulama ücretli bir uygulamadır. Ona göre arkadaşlar gidip satın alıp bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Yani ücretsiz bir uygulama değildir. Eğer ki işinizde yarayacağınızı düşünüyorsanız, ki bence birçoğunuzun işine yarayacaktır bu kadar özellik. Eğer ki işinize yarayacağınızı düşünüyorsanız açıklamalar kısmındaki linklerden uygulamamıza ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Eğer hala beni takip etmiyorsanız takip edin, beğenin ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.